Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtana innaka entel alimul hakim. Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri ve ahlul ukdeten min lisani yefkahu kavli ve ufevvizu emri ilallah. İnnallaha basirun bil ibad. Euzu billahi l-azim ve bi veçhil kerim ve sultanihil kadim min şerri şeytanirracim. Elhamdülillahi lezi arsala rasulahu beşiran ve nezira ve salatu ve selamu ala men ahyet dine ba'de en kâne esira ve ala alihi ve ashabihil mukaddimine alel khayri ve lev asira. İlemu enne aftalel kitabi kitabullah ve aftalel hedi hedi Muhammedin sallallahu ta'ala aleyhi ve sellem ve şerrel umuri muhtesatuhâ ve külle muhtesin bid'ah ve külle bid'atin dalâle ve külle dalâtin finnâr. Ve bi senedil muttasilin nebi sallallahu aleyhi ve sellem ennehu kal Âdemu fis semâid dünya tuğradu aleyhi a'mal ümmeti ve Yusufu fis semâid saniye ve ibnel khâle Yahya ve İsa fis semâid thâlife ve İdrisu fis semâid râbi'a ve Harun fis semâid khâmise ve Musa fis semâid sâdise ve İbrahim fi semai sabi'a. Sadaka Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem cümle peygamberlerin ehli beyt el asad etbalarının bil cümle ahirete itar eden mümine müminatın hasaten eserinden yararlandığımız Ahmet Ziyaddin Gümüşhanevi üstazları üstazlarımız meşayih efendilerimizin hazırun ve dersimiz dinleyen cemaat kardeşlerimizin geçmişlerinin bu cami-i şerifi bina edenlerin, bugüne kadar gelmesinde emeği geçen, hizmeti dokunanların, bu cami-i şeriften güzeran eden eimme, hutaba, müezzinin, kayyimin, mümin ve müminatın bu cami-i şerif ve tüm geçmiş etrafında yatan ve tüm geçmişlerimizin ervahı için el-Fatiha. Evet, üçüncü semada Yahya aleyhisselamla İsa aleyhisselam var. Bunlar teyze çocukları. Yani Zekeriya aleyhisselamın duasıyla olan kimse Yahya. İsa aleyhisselam da duayla doğmuştur. Şimdi İmran var. Hanne var. Hanne'nin çocuğu olmuyor. Bir gün bir ağacın dibinde oturuyormuş Hanne. Ağacın tepesinde de kuş yuvası. Yavruları var. Kuş gelmiş. Biliyorsunuz anne kuş civcivler yavrular ağzını açar kusar midesindekini. Kuşların beslenme stili bu. Bizim Anadolu'da da eskiden şimdiki mamalar falan çıkmadan anneler ağzını alır bir de çocuğuna verirdi. Bunun faydaları da var tabii. Bağışıklık kazanıyor falan filan diyorlar. Öyle de yorum yapıyorlar. Şimdi tabii bunlara gerek yok. İçi geçmiş. Demiş ki ya Rabbi bana da bir çocuk verseydin de içten gelen duayının geçerliliğini size arz etmek istiyorum. Canı yanmış yüreğinden böyle kopup gelen bir şekilde ya Rabbi demiş bana da bir evlat verseydin de ben de ona süt verseydim ya Rabbi bana da bir evlat ver. Verirsen demiş vakfedeceğim senin yoluna. İçten gelen dua kabul olunur. Allah duasını kabul etmiş. Meryem anamız olmuş ondan. Diyor ki Kur'an-ı Kerim Meryem suresi var. Doğdu. Ya Rabbi vadinde durdun. Dediğimi kabul ettin ama kız doğdu diyor. Kız. Kız nasıl askerlik yapacak? Senin yolundan sözümde duracağım. Beze sarmış. Vakfedeceğim demiş. Götürmüş. Mescid-i Aksa'nın mihrabına koymuş. Meryem anamızı. Hanne. Kundakta çocuk. Allah'a vakfetmiş, sözünde duruyor. Nezrinde duracaksın. Bir şey nezrettin mi? Nezrinde duracaksın. Onu ifade ediyor. Mihraba koymuş. Gelmişler bakmışlar bir çocuk. Kimin bu? İşte Hanne'nin. Zekeriya aleyhisselam ona ben bakacağım demiş. Ötekiler biz bakacağız demişler filan. Meseleyi anladıktan sonra neticede teyze anne demektir. Peygamberin hadisi var. Teyze anne demektir. Öyleyse diyor bu hak Zekeriya'nın. Zekeriya'yı vermişler. Doyurem diye
çarşıya gitmiş süt mama bir şeyler almaya. Gelmiş bakmış ki çocuk çoktan doyurulmuş, yedirilmiş Meryem anamız. Yanında da artıkları duruyor. Küllemâ dahale aleyhe Zekeriyel mihrab vecede indehâ rizgâ. Mihrabın üstünde yazarlar bu ayeti. Her ne zaman gitse doymuş görüyor. Anlamış bunun mübarek bir çocuk olduğunu. Onun da çocuğu olmazmış. 95 yaşında. O da peygamber. Demiş ki ya Rabbi, ben senin adını herkese, insanlara duyuruyorum. İnsanları kötülüklerden alıkoymak için gece gündüz çalışıyorum. Senden korku diyorum. Gerektiğinde müjdeliyorum. İnsanlar dürüst, düzgün yaşasınlar diye gayret ediyorum. Benim oğlum yok, çocuğum yok. Ben ölürsem senin adını kim duyuracak? Bana da bir çocuk ver ya Rabbi. 95 yaşında. İçten gelen böyle yakarışta bulunduğu için Allah ona da çocuk vereceğini bildirmiş. Bu sefer de diyor ki ya Rabbi diyor 95 yaşındayım ben. Nasıl olacak bu? Oldu bitti bile diyor. Oldu bitti bile. Çocuğun teşekkül ettiğini, olduğunu dilin tutulacak. 3 gün konuşamayacaksın. Kur'an'da var bunlar. Hakikaten 3 gün dili tutulmuş. Burada da bize bir öğüt var. Yani güzel dua edince dua geçerli olur. Şartlarına uygun dua edince bunu anladık. Zekeriya Aleyhisselam iyiliği, doğruyu herkese öğretiyor. Emri maruf yapıyor. Dili tutulduğu zaman tatil etmemiş. Kudüs'teki o Mescid-i Aksa'nın bahçesine, kumluğa çıkarmış. Eliyle Tevrat'ın yazılarını yazarmış. Böylece göreve devam etmiş. Burada biz hocalara şey var. Siz de tabii ailenizin hocası olduğunuz için ne zaman olursa olsun her durumda emr-i maruf yapacaksınız. Dinden, ahlaktan, dürüstlükten, insanlıktan bahsedeceksiniz. Tatil etmek yok. Bak o hastayken eliyle yazıyor, yine devam ediyor. Bir şekilde yolunu bulup göreve devam edeceksiniz. Onu anlıyoruz. Neticede Yahya Aleyhisselam olmuş. Yahya Aleyhisselam. Yahya Aleyhisselam zamanında İsa, Meryem anamızdan da babasız olarak İsa Aleyhisselam dünyaya gelmiş. İsa, Yahya Aleyhisselam Tevrat'a göre peygamberlik yaparken İsa Aleyhisselam'a İncil indirilmiş. İncil indirilmiş. Ve Yahya Aleyhisselam İncil'e göre hareket etmeye başlamış. Tevrat'a göre yakın akrabayla evleniliyor. İncil'e göre evlenilmiyor. İki Yahudi aile, zengin aile birbirlerine kız alıp vermek istemişler. Servetimiz başkasına gitmesin diye. O zamanın din adamı Yahya Aleyhisselam. Gitmişler olmaz demiş. Sizin nikahınız caiz değil. Nikah tutmaz. Tevrat'ta böyle demişler. Oluyor. Hayır demiş. Şimdi Tevrat bitti. Yürürlükten kaldırıldı. İncil var. İncil'e göre hareket etmek zorundayız. Ona göre de bu evlilik olmaz. Nikah tutmaz. Birbirlerine kız alıp vermeye kararlı olan bu iki zengin Yahudi ailesi krala gitmişler. Zengin, nüfuzlu aile olduğu için kral da onları kıramamış. Yahya Aleyhisselam çağırmış, zorla demiş bunu, nikahını kıyacaksın. Kıyamam demiş. Onun üzerine Yahya Aleyhisselam'ın öldürmüş, hükümdar öldürmüş. Yahya Aleyhisselam 33 yaşındaymış. Teyze oğlu İsa Aleyhisselam da genç yaşında göğe çekildi. Onun için öldürmeye teşebbüs ettiler. Yahya Aleyhisselam'ın eli burada Topkapı Müzesi'nde muhafaza ediliyor. Şimdi İsa Aleyhisselam'ın hakkında da bize bilgi vermemiz lazım. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz İsa Aleyhisselam'ın semada işte söylüyor. 3. semada diyor. Gördüm diyor. Miraç hadisinde de var. Onlarla konuştum diyor. Rengini kırmızı beyaz renkte, fazla kıvırcık değil, düz de değil, dalgalı saçlı, gencecik diyor. Gördüm diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Tarif ediyor. Ahir zamanda inecek. Kıyamete yakın büyük alametler var. Onlardan birisi de İsa Aleyhisselam'ın yeryüzüne inmesidir.
Ehl-i sünnet ve cemaat itikadında olanlar, bizler böyle biliriz, böyle inanırız. Peygamberin hadisine kabul ederiz. Kur'an-ı Kerim'de İsa Aleyhisselam'ı öldürmeye teşebbüs eden Yahudilerin emellerine ulaşamadığı, İsa Aleyhisselam öldürülemediği ve ma kateluhu yakinen, kesin olarak İsa'yı öldürmediler. Evet, velakin şübbihe lehum, benzetildi. Havariler arasında bulunan Yahuda şikayet etmiş. Şikayetçi diğer İsa Aleyhisselam öldürmeye gelen kim Yahudilerle, o zamanki Yahudilerle gelirken Allah o Yahudi'yi İsa Aleyhisselam kılığına sokmuş, onu duvara çakmışlar. Çarmıha İsa Aleyhisselam gelmedi. Evet, ve ma salabuhu ve ma kataluhu velakin şübbiyelim, ayet var kesin. Yani çeşitli yorumlar var şimdi günümüzde de. Ehl-i sünnet ve cemaat inancına göre, itikadına göre İsa Aleyhisselam öldürülmedi, çarmıha gerilmedi, göve çekildi. Ahir zamanda yeryüzüne inanacak, inecek. Peygamberimiz onunla görüşmüş. Evet. İdris, dördüncü semada. İdris kelimesi, ders kelimesiyle ilgili. Şimdi bazı bilgiler var. Efendim, ilk insanlar, iptidai, ilkel insanlar. Taş devri, demir devri, tunç devri, falan devri, filan devri. Biz Müslümanız. Kur'an-ı Kerim'e göre Adem Aleyhisselam'a Allah suhuf indirmiş, sahifeler indirmiş. Adem Aleyhisselam ilkel değildi. Ekmesini, dikmesini, elbisesini, giyinmesini, kuşanmasını, örtünmesini, yemek yapmasını biliyordu. Medeni insandı, vahşi değildi. Kur'an-ı Kerim'e göre İdris Aleyhisselam da ilk peygamberlerden. İdris Aleyhisselam çok okuma yazma bildiği için, çok okuma yazma ile uğraştığı için adı İdris'tir. Adı İdris'tir. O da örtünen, öyle çırılçıplak değil, medeniydi. Ne olabilir? Bu bugün sosyolojide okutulan ilkel insan filan ne olabilir? Şu olabilir. Adem Aleyhisselam'ın çocukları olmasına rağmen sağa sola dağılan o torunları, evlatları Adem Aleyhisselam'dan uzaklaşınca puta tapmaya başlamışlar. Puta tapmaya başlamışlar. Bulunduğu çevreye göre unutmuşlar. İlkelleşmişler olabilir. Yani bir adamı dağa salsanız 30-40 sene dağda yalnız başına kalsa vahşileşir. Bunu şekilde olabilir. O kitaplardaki bilgiler yoksa Kur'an'a göre ilk insan Adem Aleyhisselam ve ilk peygamberler medeni insanlardı. Okuma yazmayı biliyorlardı. Medenice yaşadılar, insanca yaşadılar. Onu arz etmek istiyorum. Harun Aleyhisselam 5. semada. Harun ismi İbranice bir isimdir. Musa Aleyhisselam'ın kardeşidir. İri yarı peygamberimizin tarifine göre Miraç'a çıkarken gördüğünde vücudunun kılları diyor gömleğinin dışına çıkmış. Çok kıllı bir adam, iri yarı, iri yapılı bir adam diyor, tarif ediyor. Musa Aleyhisselam ondan daha güçlü bir adam. Çünkü Musa Aleyhisselam doğacağı zaman Mısır'daki Firavun, Mısır kralının adı Firavun. Mısır Firavunu, kralı rüya görmüş. Beni İsrail'den bir oğlanın doğup saltanatına son vereceğini yorumlamışlar. Bunun üzerine bütün Beni İsrail kadınlarını kısırlaştırmış Firavun. 650 bin çocuk öldürmüş. Bütün o çocukların gücünü Allah Musa Aleyhisselam'a vermiş. Öyle diyor hoca, ulema öyle söylüyor. Anası onu doğuracağı zaman Allah ona ilham ettik diyor. Öldürme çocuğunu, korkuyor çocuğunu öldürecekler diye. İşte doğurmuş, beze sarmış, bir sandığın içine koymuş. Kur'an-ı Kerim'de var bunlar. Firavun'un hanımı Asiye'nin de çocuğu olmuyor. Firavun'un çocuğu olmuyor. Musa Aleyhisselam uğraştıran Firavun'un çocuğu olmuyor. Onun için yanık içi görmüş bir sandık hizmetçisiyle beraber. Al gel onu demiş. Bir bakmış ki kuzu gibi acar bir çocuk. Yakışıklı, güzel bir çocuk. Hemen kanı kaynamış. Yanındakine demiş ki çocuğu bulduğumu kimseye söylersen seni dilim dilim ederim demiş. Kimseye söylemeyeceksin. Sonra saraya götürmüşler Musa Aleyhisselam'ın
o yavruyu. Firavun'a demiş ki bak demiş sen akıllı adamsın. Mücadele ettin, iktidara geçtin ama etrafındakiler ayağın kaydırmak için gece gündüz uğraşıyorlar. Çocuğumuz yok demiş. O kadar emek çektin, saltanatı kazandın. Yarın öldüğün zaman demiş o düşmanlarına kalacak sandalyen. Ne demek istiyorsun demiş o da. Bak ben demiş bir çocuk buldum. Bir günlük çocuk. Onu ben doğurdum deriz. Öyle yayarız herkese. Zaten kimse görmüyor asi adamımızı. Öyle deriz. Ondan sonra kendi keyfimize göre yetiştiririz. Yerine oturur demiş. Güzel demiş o da. Çok iyi. Fakat çocuk bir türlü meme emmiyor. Süt tadıları bulup geliyor emmiyor. Öyle diyor. Biz diyor Musa'ya diyor ilham ettik diyor. Kimsenin memesini emme diye. Annesi de ana kuzusunu takip ediyor. Kardeş kız kardeşini takip ettirmiş. Nereye gidecek yavrum diye. Ciğeri yanıyor tabii. Herkes böyle koşuşuyorlar. Getirilen dadıları emmiyor Musa Aleyhisselam. Niye koşturuyorsunuz demiş o saray adamlarına. Bizim kralın bir çocuğu oldu ama süt dadısı bulamıyoruz. Ben bulurum demiş. Aman demişler gel. Götürmüş kardeşini yani Musa Aleyhisselam annesini getirmiş. Canavar gibi emmiş. Demiş ki Firavun sen demiş sarayda en mutena köşede kalacaksın. Her istediğin yerine getirilecek. Allah isterse düşmanına dostunu besletir. Bu olay o. Her şey Allah'tan bitiyor. Mümin onun için hep Allah'a başvurmalı. İş Allah'tan bitiyor. Amentü de bunu söylüyoruz ama tatbikata gelince yan çiziyoruz. Bu olay da onu anlatır. Neticede Musa Aleyhisselam gürbüz bir çocuk. Böyle Firavun zalim adam. O piramitleri yaptırmış. Ne zalim adam. Ben gittim oraya. Girdim. Hala lanet yağıyor. Öleceğim zannettim. Dedim ya Rabbi canımı burada alma dedim. Öyle lanet yağdı belli. Sen camiye gelince içim açılıyor. Bereket yağıyor camiye. Ama o onun öldüğü yere girdim de ben bunaldım. Öleceğim zannettim. Halbuki şeyler var. Böyle havalandırmalar var falan ama lanet yağdığı belli. Allah'ım dedim canımı burada alma çıkar çabuk beni. Hemen çıktım. Hala ibretli. Gerçekten neticede zalim adam evine gelmiş. Zaten kel kafalı bir adam. Yatıyor orada duruyor Kahire Müzesi'nde. Gerçekten ilginç görmek lazım. İbreti alem için diyor seni insanlara göstermek için cesedini çürütmeyeceğiz diyor Allah. Kur'an'da var bu. Kahire Müzesi'nde yatıyor. Başka yerlerde de var diyorlar onlar değil. Orada bilim adamları ittifakla diyorlar bu. Orada bulmuşlar ve levhalarda bulmuşlar, kayıtlarda bulmuşlar. Kesin olan odur. Ben de Amerika'da Firavun diye ziyaret ettirdiler. Hikaye parayı basmış onlardan birisini alıp gelmiş para kazanıyor müzeye adam sokuyor. Esası orada yatıyor. Her neyse kafasını açmış çıplak kafalı bir adam yakasını açmış terlemiş. Adam kırbaçlamadan gelmiş. Musa Aleyhisselam da böyle kuzu gibi gencecik çocuk. Ama 650 bin kişinin gücü var dedik. Kırbacı kaptığı gibi Firavun'un kafasına indirmiş. Öyle vurmuş ki Firavun fırlamış acısından. Hemen kılıca koşmuş. Öldüreceğim demiş. Asiye anamız demiş ki yahu sen koskoca kralsın. Bir çocuğun yaptığına bakarak da böyle davranılır mı? Çocuk işi bu değil hanım demiş çocuk işi değil. Dur demiş imtihan edeceğim. Onun işte demiş çocuk görüyorsun. Onun üzerine imtihan edeceğim demiş. Bir tarafa altın yığmış böyle. Bir tarafa ateş koymuş. Çocuk mu akıllı mı? Cebrail Aleyhisselam gelmiş demiş ki akıllı demiş sakın şeye sunma altına sunma. Kellen gidecek. Ateşe sun. Öğretmiş. Koyunca hemen Musa Aleyhisselam ateşe saldırmış. Ağzına atmış hem bir de üstleri. Çünkü çocuk buldun ağzına atar. Tamam demiş hadi kurtuldun. Çocuğun oldun belli. Evet ama muallimi Cebrail Aleyhisselam. Ne deyince de Musa Aleyhisselam delikanlı olmuş. Şehri gezerken bir İsrailli, Beni İsrail'den. Bir de Kıpti, Mısırlıların yerli ahalisi. O firavunlar Kıpti soyundan. Siyah. Kısa boylu simsiyah adamlar dövüşmüşler. O Beni İsrail'i Kıpti altına almış.
Musa Aleyhisselam dolaşırken demiş sen insan değil misin? Bak öldürecek. Göğsümün üstüne çıktı, boğazımı sıkıyor. Yetişsene, kurtarsana. Musa Aleyhisselam çok güçlü insan ya. Şöyle altınları almış, elini terse çekil demiş. Öyle güçlü adam ki, adam ölmüş. Pişman olmuş ama istedi, yani adam öldürmek niyetinde değil. Kurtarmak için alttakini. Adam ölünce pişman olmuş. Ertesi bir süre sonra yine dolaşmış Musa Aleyhisselam. Aynı adam bir daha başkasıyla kavga etmiş, o Beni İsrailli. Yine demiş kurtar beni. Demiş gelmeyeceğim. Sen böyle böyle alimden hata çıktı. Adam öldürdün söylerim demiş. Bak yardım etmezsen. Evet aynen böyle. Sonra tabii Musa Aleyhisselam'ın hatanın adam öldürdüğü ortaya çıkmış. Firavun'un kanunu da adam öldürülen öldürülüyor. Musa Aleyhisselam'ın delikanlılığı çok temiz geçiyor. Çok asil. Çünkü peygamber olarak hazırlanıyor. İnanmışlar ona. Saraydan inananlar var. Asiye anamız mümin. Bazı kimseler gelmiş demiş ki çabuk git buradan. Musa Aleyhisselam oradan gece kaçmış. Şuayb Aleyhisselam'ın bulunduğu Medyen'e gitmiş. Güçlü kuvvetli çölü aşaraktan. Onun kızları var, oğlu yok. Kızları, sürüleri var kenarda. O da suyun uzağında Musa Aleyhisselam da bir gölgede duruyor. Erkek çobanlar sürülerini sulamışlar. Oyun oynuyorlar su. Kızlara vermiyorlar çeşmeyi, çekilmiyorlar. Dikkatini çekmiş Musa Aleyhisselam'ın. Kızlara böyle boyun kafası önde, mahcup bir insan, edepli, hayalı insan Musa Aleyhisselam. Demiş niye siz bekliyorsunuz burada sıcakta? Ne yapalım, onlar adam, bizi yaklaştırmıyorlar. Siz çekilin demiş kenara. İri yapılı Musa Aleyhisselam. Sürüyü götürünce bakmışlar ki muazzam bir delikanlı geliyor. Buyur yiğidim buyur demişler, sıra senin. Suladıktan sonra alın demiş sürünüzü. Kızlar da erken dönmüş evine. Şuayb Aleyhisselam sormuş niye erken geldiniz? Mesele böyle böyle baba demişler, bir adam çok yakışıklı. Yüzümüze bile bakmadı, çok terbiyeli. Onu çoban dostuna baba, baba çoban dostuna. Ne diyece de çağırttırmış Şuayb Aleyhisselam. 10 sene çobanlık yapmış orada onun yanında. Demiş ki kızımdan hangisini beğensen bir de senin. Evet bunun şeyi olarak da mehir olarak da 10 sene çobanlık yapacaksın. Ve olduğunda neticede Şuayb Aleyhisselam da işte Musa Aleyhisselam'a verilen asa var. O asa enteresan bir asa. Onu vermiş. Bütün peygamberler koyun gütmüştür. Peygamberimiz de gütmüştür. Musa Aleyhisselam neticede evlendiği hanımını almış. Beni İsrail'e dönmek istemiş. Dönerken doğum sancısı tutmuş. Doğum sancısı içinde hanımı kıvranırken soğuk bir gece çölde kimse yok. Bir ateş görmüş Tur Dağı'nda tepesinde. Nur. Demiş bak ateş olan yerde ne vardır? İnsan vardır. Siz öyle dersiniz. Ben demiş ya bir kabza şey getiririm. Ateş getiririm ısınırsın. Ya da adam getiririm yardım eder. Gelirken İşte Tur Sina Vadisi'nde, o dağın vadisinde, mukaddes vadi diyor Kur'an-ı Kerim'de. Ayakkabını çıkar. Fahla naleyk. Ayakkabılarını çıkar. Mukaddes vadi istesin. Sarsılmış Musa Aleyhisselam. Neticede Tur Dağı'nda Musa Aleyhisselam'a Allah peygamber olduğunu bildirmiş. Musa Aleyhisselam mucize vermiş. Asası olmuş ejderha. Kaçmaya başlamış hemen. Dur demiş dur. Peygamberler korkmaz. Dön geri. La tehaf. Evet korkma. Ondan sonra elini yakasına sokuyormuş. Bembeyaz nur saçıyormuş. Bir daha sokuyormuş. Kayboluyormuş. Mucizeleri çok var mucizeleri. Ona işte demiş git Firavun'a. Yumuşak söyle. Belki hizaya gelir. O da demiş ki ya Rabbi hani ateş aldı ya ağzına. Ben iyi konuşamıyorum. Kardeşim Harun'u yardımcı ver. Ve işte küfi emri. Evet. Emrime ortak yap onu da güçleneyim. Evet. Mısır'a gitmişler. Neticede Allah onları Mısır'dan kurtarmış. Bunları peygamberimiz görmüş. Bunları size bu vesileyle anlattık. İbrahim Aleyhisselam 7. semada. İbrahim Aleyhisselam'ı da bir ara size anlattık.
şeyde Nemrud'un zamanındaki olaylarını anlattık. İbrahim Aleyhisselam peygamberimizin atası, İsmail Aleyhisselam onun oğlu, babası Abdullah. Ben iki kurbanlığın oğluyum diyor. Çünkü İsmail Aleyhisselam kesilecekti biliyorsunuz. Allah koş gönderdi, kurtuldu. Kurban edilecekti. Sonra Abdullah'ı da Abdülmuttalip kesmeyi nezretmişmiş oğlum olursa diye. Oğlan güç demek çünkü. Ondan da kurtulmuş. Ben iki kurbanlığın oğluyum diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Böyle İbrahim Aleyhisselam'a biz Peygamberimizin atası olduğu için ve de minnet borcumuz olduğu için namazada ve alâ âli İbrahim'e diye ona dua ederiz. Bu hadis-i şerifi İbn-i Merdu'ya Ebu Said'den nakletmiş. Allah onlardan razı olsun. Efendim peygamberler hakkında bu bilgileri bu hadisin içerisinde size kısa da olsa bir nebze bahsettik. İnşallah yeri geldiği zaman böyle özel hadislerde belirtildiği özellikleriyle de size arz edeceğiz. Şimdi bu kadarlıkla yetiniyorum. Allah hepinizden razı olsun. Cenab-ı Hak imanımızı kamil, ahlakımızı güzel eylesin inşallah. Subhaneke Allahümme ve bihamdik. Neşhedü en la ilahe illa ente vahdeke la şerike lek. Nestağfiruke ve netubu ilek. Subhane Rabbina Rabbil izzeti amma yasifun. Ve selamun alel murselin. Velhamdülillahi Rabbil alemin. El Fatiha.